Burada büyük bir üçgenimiz var ve içinde de başka üçgenlerimiz var. Bize BCD üçgeninin ECD üçgeni ile eşit olan BCA üçgenine eşit olduğu bilgisi verilmiş. Bize verilen bu bilgiden yola çıkarak önce bu üçgenlerin açılarını bulmaya çalışacağım. Yani her açının ölçüsünü bulacağız ve burada ne yapabileceğimize bir bakalım. Evet, bize verilen bilgiyle başlayalım. Yani bize BCD üçgeninin birbirine eşit olan diğer üçgenlerle eşit olduğu söyleniyor. Örneğin BCD, ECD'ye eşit. Yani bu iki üçgenin karşılıklı açı ve kenarları da eşit. Yazılanlara bakalım. BCD üçgenindeki B köşesi, BCA üçgenindeki B köşesine karşılık geliyor. BCD üçgeninin B köşesi aynı zamanda ECD üçgenindeki E köşesine, E köşe, E, E köşesine de karşılık geliyor o zaman. Yani bu pembe renkle işaretlediğim bütün açılar birbirlerine eşitler. Ayrıca biliyoruz ki BCD'deki C açısı BCA'daki C açısına eşit. Ayrıca BCA'daki C açısı da ECD'deki C açısına eşit. Evet, tekerleme gibi olmaya başladı. ECD'den bahsederken bu açıdan bahsediyoruz. Yani bu üç açı da birbirlerine eşitler. Bize verilenlere bakmaya devam edelim. Şimdi de elimizde şuradaki D köşesi var. Elimizdeki son açılara bir bakalım. BCD üçgenindeki B, bu açı BCA üçgenindeki A köşesine karşılık geliyor. Bu A köşesindeki açı henüz işaretlemediğimiz tek açıydı. Ayrıca bu da hemen şuradaki açıya karşılık gelir. Buradaki açı ise yaptıklarımızın tutarlı olması için bu C açısını sarı daire içine alalım. Elimizde tüm bu eşleştirmeler var ve şimdi bunlarla ilgili ilginç bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle burada BCA, BCD ve DCE açıları eşittir. Eğer genel olarak bakarsak bu ucuca eklenmiş x değerlerinin toplamı 180 ise her birinin 60 derece olması gerekir. Çünkü bu 3 tane aynı değerin ucuca eklendiğinde 180 derece oluşturduğu tek durumdur. Şimdilik iyi gidiyoruz. Bakalım başka neler yapabiliriz. Burada şu iki açı var. İkisi de birbirlerine eşitler ve toplamları 180 derece yapıyor. Yani bütünler açılar. Toplamları 180'e eşit olan, eşit olan yalnızca iki açı vardır ve onlar da 90 derecedir. Yani bu iki açı da 90 dereceymiş. Ayrıca bu açı da elimizdeki eşit olan iki açıya eşit. Yani o da 90 derece. Elimizde bu pembe açılar kaldı. Şimdi biliyoruz ki 90 artı 60 artı bir sayı 180 ediyor. 90 artı 60 150 eder. Yani diğer açı da o zaman 30 derece olmalı ki toplamları 180'e eşit olsun. Eğer bu 30 derece ise bu açı ve şuradaki diğer açı da 30 derece olacak. Güzel, şu ana kadar yapabileceğim şeyleri bitirdik. Bütün açıları bulduk. Şimdi dış açılar üzerine de düşünebiliriz. Dış açıyı bu iki komşu açı ile hesaplayabiliriz ki bu da ABE açısıdır. Bu iki açının toplamı olan açı 60 derece. Bu açı 90 derece ve buradaki şu açı da 30 derece. İlginç olansa buradaki daha küçük olan üçgenlerin tam olarak aynı. 30, 60 ve 90 derece olan açılara sahip olması. Ayrıca hepsi hepsi de eşit kenar uzunluklarına sahipler. Bunu biliyoruz çünkü bunlar eşkenarlar. Asıl ilginç olansa onları birleştirdiğimizde bu daha büyük olan ama onlara eşit olmayan ABE üçgenini oluşturmaları. Bu üçgenin kenarları diğer üçgenlerden farklı ama açıları eşit yani 30, 60 ve 90 derece açıları var. Yani aslında bu üçgen onu oluşturan diğer üçgenlere benzerdir.